Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde aldatma ile alakalı sıkça sorduğunuz birkaç soruya bugün yer verip bu konu hakkındaki düşüncelerimi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle bu soruların ne olduğunu size kısaca bir özetleyeyim. Sonrasında bu sorular hakkında neler düşünüyorum bunlarla sizlere paylaşmak istiyorum. Bu sorulardan ilki şu, aldatılan eşin en sık aklına gelen şeylerden bir tanesi, İki kişi de aynı anda sevilebilir mi, sevilemez mi? Bu çok merak konusu. Çünkü eğer diğerini sevdiyse bu durumda kendisi sevilmemiş olarak kalıyor. Ya da eğer hala kendisini eşinin sevdiğini düşünüyorsa diğer insanla nasıl birlikteliği yaşadı? Burası bir şey konusu oluyor. Sorun konusu oluyor. İkincisi, eşim bana bugüne kadar hiç böyle iltifat etmezken, güzel sözler söylemezken diğerine karşı yani aldattığı kişiye karşı çok güzel iltifatlar edebilmiş, çok güzel şeyler söylemiş, çok güzel sürprizler yapmış. Fakat ben evliliğim boyunca bunları görmüyorum dediği bir yer var. Bir de bu kısma bakacağız. Bakalım bu kısımda diğerine iyi davranmak, ona güzel sözler söylemek ya da iltifat etmek neden oluyor, nasıl yapabiliyor burayı bu kısma bakacağız. Üçüncü sırada bunu nasıl yapar sorusu çok sık karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl yapar sorusunun cevabını da birlikte bir arayacağız. Yani artık bizi sevmiyor anlamına mı geliyor yoksa hala bizi seviyorsa diğerini nasıl midesi kaldırıyor ya da bunu bilsem neden yapıyor, ne gibi bir eksiklik var? Bu kısma birazcık değineceğiz. Ve bunu tekrar yapacak mı tabii ki? Bir diğer önemli soru da bu olsa gerek. Çünkü eğer bir affetme ya da bağışlama olacaksa bu affetme ve bağışlamayı gerçekleştirecek şeylerden bir tanesi de bunu tekrar yapıp yapmayacağı. Çünkü eğer tekrar yapılacağını biliyorsak muhtemelen doğal olarak da affetme ya da bağışlanma gerçekleşmeyecek. Ve son olarak da düzeltmek için herhangi bir şey yapmıyor. Bu normal mi sorusu. Bir de bu sorunun cevaplarına birlikte bir bakacağız. Şimdi hadi ilkinden bir başlayalım. Burada ilk soru dedik ki yani iki kişiyi de aynı anda sevmek mümkün mü? Şimdi burada öncelikle sevmenin ne demek olduğunu birlikte bir karar vermemiz gerekiyor. Şimdi sevmek dediğimiz şey şöyle düşünsenize yani anneniz ya da babanız ikisinden bir tanesini mi seviyorsunuz? Değil. Yani ikisini de bir duygusal olarak bir yakınlık hissedebiliyorsunuz ve onlarla birlikte olmaktan keyif alabiliyorsunuz. İşte bu kısımda şöyle düşüneceksiniz yani bu aldatma olayını böyle medeni bir şey gibi düşünmeyin, anlatabildim mi? Bunu böyle bir ilkel bir davranış olarak düşündüğünüzde bu kısımda diğerini işte çok seviyor ya da birisinden ile vazgeçiyor olmak zorunda değil. Böyle bir anlam taşımıyor. O yüzden evet beni seviyor mu? Evet seni de seviyor olabilir. Diğerini de seviyor olabilir mi? Evet onu da işte seviyor olabilir ama sevdiği parçalar da olabilir. Anlatabildim mi? Mesela beni çok iyi methediyor olmasını, işte gururumu okşuyor olmasını ya da cinselliğini vesaireyi seviyor ya da hoşuna gitmiş olabilir. Ama bu aynı anda tek kişiyi sevmek mi yoksa birden fazla kişiyi sevmek mi? Bu konu tartışılır. Yani siz sadece tek bir meyveyi sevmediğiniz gibi, tek bir insanı sevmediğiniz gibi. Okey, duygusal manada da şey yapabilirsiniz pek tabii ki. Şu kısım birazcık kafa karıştırıcı oluyor olabilir. Onu ilerleyen sorularda daha net cevabını vereceğim. Yani bana ben sevmediğim birisiyle birlikte olamam, işte cinsel anlamda olamam ya da duygusal anlamda birisine karşı bir şey hissetmiyorsam onunla birlikte olamam demişti. Fakat şimdi nasıl onunla birlikte olabiliyor? Bu sorunun cevabını biraz sonra birlikte bakacağız. İkinci soru, ona çok güzel iltifatlar ediyor fakat bana bu şekilde iltifat etmiyor idi hatırlarsanız. Bunu yine böyle çok ilkel olarak düşündüğünüzde bakın burası taktiksel bir şey. Tamam mı? Yani eşiniz zaten sizinle ilk görüşmenizde de ilk flörtler zamanında da sizinle ilk buluşmalarında da zaten bugüne göre çok daha kibardı, çok daha güzel sözler söylüyordu tahminimce. Bu zaten bir aldatmaca değil, bir fake değil. Bu karşı tarafı tavlamak için, onu cezbedebilmek için insanoğlunun ve tabii hayvanlarda da var. Burayı kullandığı bir mekanizma. O yüzden burası diğerine iltifat ediyor kısmı tabii ki iltifat edecek. Yani iltifat etmeden ya da ona kötü davranarak zaten diğerinin ilgisini, İşte beğenisini, takdirini kazanmak, onun cinselliğine erişmek, duygusal olarak ondan bir şeyler kazanabilmek zaten teorik olarak çok mümkün değil. O yüzden bana iltifat etmiyor. Okey tabii ki bu anlaşılabilir bir şey. Bu arada yaptığı şeyi haklı olarak zaten görmüyoruz. Yani daha önceki aldatma videolarımı izlerseniz orada aldatmanın herhangi bir şekilde bir mantığının olmadığını, yani mantığı tabii ki var da bunu aklileştirecek ya da bunu uygun bulacak herhangi bir şeyimiz yok maalesef. Hem hukuken de ahlaken de vesaire her şeye aykırı bir davranış. O kısmı hariç tutuyorum ama madem bu davranışı yaptı ya da yapacak, bunun için tabii ki bazı teknikleri ya da taktikleri de kullanıyor olmak zorunda. Bu diğer insanı etkilemek için size yapmadığı kadar iltifat etmek de bunlara dahil olacaktır gayet mantıken. Şimdi bunu nasıl yapar kısmını bir konuşalım. Şimdi bunu yapıyor olmasının bence temelinde 3 tane şey var. Sebep olabilir. Tamam, bir ya kaybedecek hiçbir şey yok. Tamam, yani
yakalandığında da, herkes öğrendiğinde de, sizle olan ilişkisi bittiğinde de vesaire, bu hiçbir şekilde buradan zararlı çıkmayacağını düşünüyor olabilir ve bunun için aldatmak onun için bir sorun olmayabilir. İkincisi, kesinlikle yakalanmayacağından emin olabilir ve bunun için büyük bir risk alıyor olabilir ilişkisinin içerisinde. Üçüncüsünde de yakalansa da sizin tarafınızdan affedileceğini, yani büyük bir bedel ödemeyeceğini düşünüyor olabilir. Şimdi bunların üçü de aldatmayı mümkün kılar. Peki şimdi burada bir sonraki soruya geçelim. Bunu tekrar yapacak mı sorusu da işte yine burasıyla bağlantılı. Yani o sizin tekrar tekrar affedebileceğinizi düşünüyorsa, orada tabii ki tekrar yapabilme olasılığı artıyor bu durumda. Yani tekrar tekrar affetmeyin mi diyorsunuz derseniz, tabii ki yani tekrar tekrar affederseniz işte 10. aldatma olmuş. 11.yi niye yapmasın? Zaten 10 kere affedilmiş ya da 9 kere affedilmiş. 10. da affedilecekse 11.yi de muhtemelen yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun garantisi hiçbir zaman yok. Yani kimin hiç yapmadan duracağını ya da kimin birden sonra bir daha yapmayacağını ya da kimin 11. de keseceğini ve tabii ki bilmiyoruz ama mantıken düşündüğümde yani şöyle bir araştırma var mı bilmiyorum. Ben yapmadım ama yapsak bence çok anlamlı bir sonuç çıkacak. Eşinizin kesinlikle sizi yakalamayacağını bilseniz eşinizi aldatır mısınız? Bence bu çok önemli bir soru ve buna çok ciddi anlamda bir evet cevabının geleceğini düşünüyorum. Instagram'da bir kere şöyle bir anket yapmıştım. Eşiniz yakalanmayacağını bilse sizi aldatır mı sorusuna %66 oranında evet demişti. Yani her katılan 3 kişiden 2 tanesi eğer benim yakalanmayacağımı bilse eşim beni aldatırdı şeklinde bir cevap veriyor. Yani bu Instagram hesabımda yaklaşık herhalde bir 700 ya da 800 kişilik bir katılımla bu anket tamamlanmıştı ama zaten orası çok normal random bir platform değil. Zaten ilişkilerinde sorun olan çiftler geldiği için o kısmı ayrı tutuyorum. Yani bu bize bilimsel anlamda bir şey göstermiyor tabii ki. Sadece yakalanıp yakalanmamanın ve diğerinin tarafından affedilip affedilmemenin aldatma üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bunu tekrar yapacak mı sorusunun cevabı şu olması gerekiyor. Çok kolay bir affedilme ya da bu aldatma sonrasında herhangi bir bedel ödememe kısmında tekrarlanma riski yüksek. Bir sonraki sefere nasıl bir şey olduğunu çok net şekilde kurallarını çiziyor olmanız gerekiyor. Yani bir sonraki sefere ne olacak? İşte mal paylaşımı nasıl olacak? Çocuklar varsa çocukların paylaşımı nasıl olacak? Bu olayı kimler bilecek? Kim sonrasında ne yapacak? Tekrar bir terapiye gidecek miyiz ya da tekrar bir bağışlanma olacak mı vesaire? Bunları çok net konuşuyor olmanız lazım ki sonrasında ya ben seni tekrar affedersin sanmıştım olayı olmasın. Son olarak da düzeltmek için bir şeyler yapmıyor kısmı işte burada bu terapilerde özellikle en çok karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi. Çünkü erkeğin kısmına baktığınızda erkek burada kendi tarafından bir şeyler yaptığını şey yapıyor, söylüyor. Ama o zaman erkek gözünden bakıldığında eğer aldatan erkekse tabii ki. Erkek şöyle söylüyor. Diyor ki ben bir şeyler yapıyorum. Bunun için pişmanlığımı dile getiriyorum. Defalarca bağışlanmayı talep ediyorum ve bunun çok büyük bir hata olduğunu ve bu hatadaki kendi payımın ne olduğu kısmını kabul ediyorum diyor. Ve bunun için ona işte belki evet eskisinden olmadığı kadar işte kibar davranmaya çalışıyorum, ilgi göstermeye çalışıyorum. Fakat bu bir türlü eşime yetmiyor diyor. Şimdi madalyonun öbür tarafında da bir de aldatılan kişi tarafından böyle bir örnekten yola çıktıysak ya bir de kadın tarafından buranın şeyi var. Nasıl gözüktüğü var. Kadın tarafından da şöyle. Yani evet burada belli bir şey var. Aldatma olayı gerçekleşti. Tamam burada pişman olduğunu söylüyor. Ki pişman olduğunu söylemiyorsa ve hatayı aldatılan kişiye yüklüyorsa orası ayrı bir konu. Onu biraz sonra eklerim bu videonun sonuna. Ama yine de hatalı olduğunu kabul etmesine rağmen gerekli şeyleri yapmadığı konusunda eşini suçlayabiliyor. Genelde aldatılan kişiler. Şimdi o yüzden burada çok net bir sınır çizmeniz gerekiyor. Yani burada gerekli şeyler ne? Eşinden ne bekliyorsun? Bunu anlatman gerekiyor. Şunu şu şekilde geldiğini de farkındayım. Yani ben zaten anlattıktan sonra ben ne istediğimi söyledikten sonra nasıl bir şey beklediğimi söyledikten sonra zaten şeyin ne anlamı var diyor. Yani okey evet bu da anlaşılabilir tabii ki. Ama benim burada bu olayın üstesinden gelebilmenin en belirgin yolunun şunlar olduğunu düşünüyorum. Bir, bunun kesinlikle ve kesinlikle bir hata olduğunu kabul etmek gerekiyor. İlişkide her ne kadar iki tarafın da hatalı davranışları olsa da işte ilişkinin belki bu seviyeye gelmiş olmasında ikisinin de etkisi olmuş olsa da ilişkinin ilk başlarında bu aldatmayla çalışırken bu kısım kesinlikle konuşulmaması gerekiyor. Burada %90-95 oranında sorumluluğu aldatan kişinin alıp burada bir bağışlanmayı dilemesi gerekiyor. İlk kısım bu. İkincisinde burada
buradaki mahcubiyetin ve buradaki pişmanlığın bir şekilde eşine hissettiriliyor olması gerekiyor bunun üstesinden gelmeniz için. O yüzden eşiniz size şöyle diyorsa, yani bu ilişkiyi kurtarmak için bir şeyler yapmıyorsun. Burada gerçekten sizin bu mahcubiyetinizi de görüyor olması gerekiyor. Burada defalarca özür dilediğinizi de görmek istiyor. Üçüncüsü, bugüne kadar hiç olmadığı kadar ona karşı ilgi göstermeniz, buradaki pişmanlığınız ve bunun sonrasında ilişkinin daha iyiye gideceğine dair bir teminat görmek istiyor. Bu tabii ki öyle maddi bir teminattan bahsetmiyorum ama ilişkiyle bundan sonra eğer bu büyük bir pişmanlıktı ve ilişkimizi daha iyi hale getirmek için ben çabalıyorum bu kısmı görmek istiyor aldatılan kişi. Ama lütfen şu kısmı da unutmayın. Aldatan da zaten evet belli bir miktarda burayı yapıyorsa ya da bunun için uğraşıyorsa bu kısımda sen hiç uğraşmıyorsun, ben senin hiç uğraştığını görmüyorum gibi bir geri bildirim. Evet, bir şeyler yapmaya başlayan bir eş için geri adım atmasına sebep olabilir. Çünkü şu kısmı unutmayın. Ben zaten bir şeyler yapıyorsam da yapmıyorsam da ikisi de yapmıyorum diye kodlanıyorsa ve bu şekilde eleştiriliyorsam o zaman tabii ki herhangi bir şey yapmamak daha işlevsel. Çünkü dedi ki hep yani beyin ve organizma ekonomiklik ilkesiyle çalışıyor. Yaptığında da yapmadığında da görülmüyorsa yapmıyor olduğum kısım tabii ki daha işlevsel. Çünkü en azından yorulmamış olurum. Hadi buraya çok artı parantez şuna da bir değineyim sonra sonlandırayım videoyu. Şey kısmını hatırlıyorsunuz değil mi? Yani ilişkide bu benim kendi gözlemim. Aldatmanın sonrasında aldatan kişi aldatılanı suçluyorsa işte sen şöyle yaptın şundan dolayı ben böyle yaptım. Senin eksikliklerin işte şunlardı falan gibi. Ve burada herhangi bir mahcubiyet duymuyorsa burada üste çıkmaya çalışıyorsa burası bu aldatmayı atlatmayı çok çok zorlaştıran maalesef bir yere doğru dönüyor. Her ne kadar evet, belli bazı ilişkide yolunda gitmeyen şeyler olmuş olsa da bunu seansın ilerleyen zamanlarda zaten bakıyoruz. Hani bizi aldatmaya elverişli hale ne getirdi bu ilişkiyi niye bu kadar zayıflattı? Bu kısmı bakıyoruz ayrı ama bunun öncesinde tekrar buranın olmayacağına dair o güveni eşimize bir şekilde veriyor olmamız gerekiyor. Eğer burayı bir şekilde güçlü kılmak istiyorsak. Aldatma ile alakalı diğer videoları da şu üst tarafa bırakacağım. Lütfen orada da aldatma ile nasıl çalışıyoruz, aldatma dediğimiz şey nedir, nasıl oluyor detaylıca izlemek isterseniz oradaki videolarda bir göz atmanızı öneririm. Peki bugünlük daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanala hala abone olmadıysanız şuraya bıraktığım ufak resme tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.